kapasitesini bir 20 yıl uzatmış oluyoruz. Yani artık çöpün, Çanakkale'de üretilen çöpün sadece %10'luk kısmı vahşi depolama olarak orada yer alacak. Şimdi daha fazlası depolanıyor. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi karbon izini azaltan yatırımlar olduğu için bunu uzun uzun anlatıyorum. Yani buradaki tesisle de bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Ve daha sonra atık su arıtma tesisimizi yaptık. Derin deşarj yapıyorduk. O da artık bu çağda uygun değil. Ve bu tesisi yaptık. Ama bu tesisin biraz önce de söylendi, iki tane atığı var. Bir tanesi malum arıtılmış olan suyun deşarjı ve diğer konulardaki enerji ihtiyacı var. Bir de çıkan çamurun kurutulması gerekir. Ve %90 oranında kurutmak için çamurumuzu, çıkan çamurumuzu bir güneş enerjisiyle çalışan bir çamur kurutma tesisini kurduk. Ve tamamen güneş enerji. Başka hiçbir enerji kullanılmıyor ve %90'a kadar çamuru kurutabiliyoruz. Bununla ilgili biz yurt dışına gittik bu konuyu incelemek, bu tesisleri incelemek için ve sonuçta buna karar verdik. Şimdi yurt dışından geliyorlar bizim tesisi görmeye. Geçen gün İtalyanlar buradaydı. Geldiler tesisimizi görmek için. Bu tesisin içerisinde bir şey daha lazım idi. O da bu tesisin enerji ihtiyacını da doğadan yenilenebilir enerjiyle tesisi yapmamız gerektiğini hep şey yaptık, araştırdık ve bu alanı yeterli buldu ilgili yatırımcılar ve burada bu tesisin enerji ihtiyacını, ki bayağı bir enerji ihtiyacı var burada, karşılayacak bir tesis yapmak için kolları sıvadık ve bugün bunun açılışını yapıyoruz. Burada özetle yılda üretilecek olan enerjinin biz sadece yarısını tüketeceğiz. Ya şu tesiste gördüğünüz 1 megawattlık bir kapasiteye sahip bu tesis. Biz sadece onun yarısını kullanacağız bu tesiste. Diğer yarısını da sisteme verip oradan bir de gelir elde edeceğiz. Hem elektrik parası ödememiş olacağız, aynı zamanda da buradan para kazanmış olacağız. Bu çok kısa kış döneminde, kısa günde ve biliyorsunuz yağmurlu, kapalı günlerde dahi bugüne kadar, ki yeni daha başladı çalışmaya, burada tükettiğimiz enerjinin üzerinde burada enerji ürettik. Çok cüzi. Ama önemli bir şey, ya bugün böyleyse yarın günler uzadığında, efendim, güneş çoğaldığında, daha fazla güneş elde ettiğimizde bu şekilde hızlı bir biçimde üretimden, tüketimden geri kalanları da kasamıza almış olacağız. 13 kilovatı 13 euro dolar. 13 sent pardon düzeltiyorum. 13 sent artı KDV'den de satacağız. Ve bu ilk defa faturamızı kestik. Değil mi? Faturamızı kestik. Paramızı alacağız. Tabii bu çok cüzi bir para ama bundan sonra dediğim gibi bunu sağlamış olacağız. Dolayısıyla bu bedava bir enerji. Güneş Allah'ın bize bir lütfu. Bu coğrafyaya büyük bir lütuf. Sadece Çanakkale'ye değil, tüm Türkiye coğrafyasına büyük bir lütuf. Ve burada sadece güneş değil, biliyorsunuz rüzgar enerjisi de potansiyeli yüksek bir il Çanakkale. Nitekim var birçok yerde. Ama güneş enerjisiyle ilgili daha çok gayret göstermemiz lazım. Daha çok yatırım yapmamız lazım. Alanlar yaratmamız lazım. Tarlalar yaratmamız lazım. Şimdi Almanya, bunun en önemli bir örnek Almanya'dır. İlgi çeken bir örnek. Bizde ülkemiz yüz ölçümünde yılda metrekareye düşen ortalama kilowatt saat güneş enerjisi miktarı Almanya'dakinin iki katı, coğrafyamız itibariyle söylüyorum, bütün Türkiye iki katı olmasına rağmen Almanya'dakinin sadece
40'ta bir kadar güneşten elektrik üretimi var. Çok 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 zayıf. Ve Almanya yenilenebilir enerjideki üretimi Almanya'nın toplam tüketiminin yarısından fazlası. Biz de maalesef daha çok yolun başındayız. Ama bunu bir politik haline getirirsek çok hızlı bir biçimde biz de bayağı ilerleme kaydederiz ve bu arada hem karbon ayak izimizi azaltma hem dışa bağımlı olan özellikle petrol biliyorsunuz bizim en büyük giderimiz. Petrol gibi, doğal gaz gibi efendim, dışa bağımlı olduğumuz enerjilerden de tasarruf etmiş oluruz. Onun için bu noktada bunu çok önemsiyoruz. Doğaya zarar vermeden, çevreye zarar vermeden bu sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesi bu enerji üretiminin çok önemli diye düşünüyoruz. Nitekim bununla ilgili belediye meclisimiz bu dönemde kentsel gelişme alanımızda eğer yapılar kendi enerjilerini üretecek olursa yeni yapılan yapılarda proje kontrol ücretlerinin %50 indirim yaptık. Teşvik amaçlı. Yani çatısına enerji koyarsa efendim bir kendi sitesinin enerjisini üretirse rüzgar olabilir, güneş olabilir, her sinirli burada %50 indirim olarak indirimli proje kontrol ücretlerini alıyoruz. Ve enerji performans yönetmeliği var biliyorsunuz. Yeni çıktı. Çok önemli. Yani yapılardaki şey kaybı, ısı kaybıyla ilgili biz de bu noktada bu yatırımlarla bunu teşvik etmek amacıyla bunları da özendiriyoruz. Ve çevre konusunda gerçekten çok önemli şeylerimiz var. Yani düşüncelerimiz var. Bunları geliştireceğiz, çoğaltacağız. Çevre mücadelemiz var biliyorsunuz. Nedir? İşte Kaz Dağları, efendim, Atiksar Havzası'nın korunması, suyumuzun kirlenmemesi, havamızın kirlenmemesi için termik santraller noktasında hep mücadelemizi biliyorsunuz. Hep beraber mücadele ediyoruz. Ama bu sadece onlarla değil, biz burada da işte elimizden geldiğince yine karbon ayak izini azaltmak için çevremizi bu bağlamda daha korumak için bu tür testleri yapmaya tabiatıyla devam edeceğiz. Etmekteyiz. Nitekim bu sabahleyin de yine Güzelyalı bölgesinde biliyorsun bir atık arıtma tesisimiz var. Yapılıyor. Oraya gittim. Orada da yeni bir sistem İFAS sistemi denilen bir sistem yapılıyor. Elemanları gelmiş. Yani burada şimdi açıkta havuzun içerisinde bakteri üretilmek suretiyle bu havuzlarda arıtılıyor. Bizim Güzelyalı'da yaptığımız sistemde ise bu suyun içerisine biyomedya dediğimiz şeyler var. Plastikten kafesler var diyelim. Binlerce. Onlar suyun içine yerleştiriliyor. Atık suyun içine. Orada bakteriler daha çok ürüyor. Niye? Yuvalanabiliyor. Orada yuvalanabiliyor. Sadece açık suda bakteriler kah ölüyor, kah ürüyor. Ama orada böylelikle daha dar alanda daha çok miktarda suyun arıtılması söz konusu olacak. O alan tabii niye bunu yapmadık? Çünkü bu kentin arıtması. Burada o kapasiteyi sağlamak mümkün değil ama 10 bin nüfus, 15 bin nüfuslu arıtmalarla daha küçük bir alanda bu tür sistemler yapılmakta yapılıyor ve biz de buna ön ayak olduk. O tesis Türkiye'de yapılan ilk tesislerden bir tanesi şey bazında. Cesaret ettik, gittik, araştırdık, Avrupa'da gezdik, tozduk, inceledik. Sonuçta hepsi verimli bir üstünde çalışıyor ve bunun projesini ürettik. Ve İller Bankası'ndan da kredimizi aldık. Onlar da bize bu projeye güvendi. Şimdi inşallah orada da onun açılışında da inşallah gene buluşuruz. Çok enteresan, çok değişik bir sistem. Göreceksiniz. Şu anda montaj yapılıyor. O da yine aynı şekilde daha az enerji tüketerek daha fazla arıtmak için
bu böyle bir sistemi tercih ettik. Şimdi oraya da hatta bir güneş enerji sistemi kurmak için alan arıyoruz, bir açık alan. Oraya da yapacağız ve sadece arıtmalarımız için değil, bundan sonra başka alanlarda da bu güneş enerjisiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Bunların yerlerini araştırıyoruz. Oralarda tarlalar üreteceğiz. Almanya'da giden gören varsa biliyordur. Binlerce dönüm tarlada hep bu tür güneş enerji sistemleri görürsünüz. Ve orada biliyorsunuz güneşin varoluş gün sayısı ve saat sayısı bizim herhalde yarımızdan daha azdır diye düşünüyorum. İstatistik yok elimde ama onun için devam edeceğiz. Boş arazilerde, verimsiz arazilerde bu tür testlerimizi yapıp daha çok ülkenin enerji ihtiyacına katkı sağlamayı planlıyoruz. Evet, NeoSolar firmamız bunu yaptı. Ona ellerine sağlık. Çok güzel zamanında bitirdi. Ve NeoSolar firmamıza teşekkür ediyorum. Çünkü tam krizin arifesine denk geldi. Bahane etmedi hiçbir şeyi. Sağ olsun. Zamanında dört dörtlük bitirdi, yaptı. Ona da teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum kendilerine. İnşallah yeni yatırımlarda buluşuruz. Yeni enerji yatırımları yaparsak ihalelerimize girip inşallah kazanırsınız. Çünkü müteahhit işi çok önemlidir. Özellikle kamuda verimli olmaları lazım. Çünkü kamu kaynaklarını biliyorsunuz dikkatli kullanması lazım. Ama müteahhitlik hizmetleri de maalesef kamu olduğu zaman farklı yönde bakılır. Biz de tam tersine belediyenin müteahhitlerimiz son derece duyarlılık gösteriyorlar. Burada da bu inşaatı yapan firmamıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, tabii güzel bir gün, mutlu bir gün ama size bir duyuru yapmamı istedi arkadaşlar. Ben yeni duydum, üzüldüm. Bir duyuru yapayım. Eski İlgilenmeyiz üyemiz vardı, Ali Rıza Tekin dostumuz. Onu kaybetmişiz bugün. Allah rahmet eylesin diyorum. Sevenlerin başı sağ olsun. Bunu da duyurmuş olayım. Duymamış olanlar için bilgi sahibi olsun. En azından ilgilenirler diye düşünüyorum. Evet, sonuç itibariyle fazla lafa gerek yok. Çevre bilincimiz artarak devam edecek. İmkanlarımızı bu bağlamda şey yapacağız, kullanacağız. Halkın yararına ve çevrenin yararına. İnşallah bu da bir de örnek olur. Bütün kamunun, bütün kurumları bunu teşvik etmesinde yarar var. Kendi mesela bu dönemin projelerinden bir tanesi kırsal kalkınma. Yani işte kooperatifleşme ve kırsalda üretim. Yine batıdan örnekle şunu söyleyebiliriz. Kırsaldaki bütün yapıların, damların, depoların bütün çatıları güneş enerjisiyle kaplanmıştır. Ve enerji kooperatifi çok önemli. Enerji kooperatiflerini oluşturuyoruz. Köydeki insanlarla birlikte enerji kooperatifi kurarak orada rüzgar enerjisi ya da güneş enerjisiyle ilgili onları teşvik edeceğiz, önder olacağız ve onların burada elde ettikleri gelir de köyün bir geliri olarak onların kullanımına verilmiş olacak. Çünkü kooperatif, enerji kooperatifi çok yaygın bir şey ama Türkiye'de çok az bilinen bir şey. Dolayısıyla her seferinde Çanakkale Belediyesi her çevre yatırımı konusunda hep önder olmuştur. Yine önder olmaya devam edeceğiz. Kentte yaşayan sizler de bundan umuyorum mutlusunuzdur, memnunsunuzdur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun.